Covid'le ilgili hazırlıklara en başta başlayan hastanelerden bir tanesiydik. Bu zamana kadar 400'ün üzerinde hasta taburcu ettik sağlıkla. Ama bu süreç içerisinde maalesef hastalarından sağlık mensubu arkadaşlarımız da oldu. Ama çok şükür hemen tamamını iyi bir şekilde, sağlıklarına kavuşmuş bir şekilde biz bunları taburcu ettik. Ama çok güzel burada hatıralar da yaşadık, anlar da yaşadık. Bunlar arasında birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Bülor Balçın, genç bizim enfeksiyon hastalıkları asistanımız kendisi. Gerçekten çok özveriyle mücadele etti COVID kliniklerinde. Ama bu çalışması sırasında da enfekte oldu. Fakat yılmadı. Belli bir süre hastanede yattı, iyileşti, çıktı. Tekrar işbaşı yaptı. İşbaşı yapmakta da kalmadı. Aynı zamanda daha önceden takip ettiği bir meslektaşımız, bir doktor arkadaşımıza plazmasını da vermek suretiyle onun tedavi sürecine katkıda bulundu. Yine Burcu Sarı arkadaşımız, kendisi de genç bir arkadaşımız burada, anestezi asistanı. Kendisi de rahatsızlandı, tedavi oldu, çıktı ve sağlığına iyi bir şekilde kavuşmuş oldu. Gamze arkadaşımız, hemşiremiz, gerçekten onun yeri de apayrı. Hastalandı, klinikte yattı. Klinikte yatarken de aynı zamanda klinikte beraber de yatmış olduğu hastalara da yardımcı oldu bir hemşire vasfıyla. Bu gerçekten çok teşekkür ediyorum kendisine de. Hakan Bey, genç bizim meslektaşımız, aile hekimliği uzmanı. Kendisine biz burada belli bir süre misafir ettik. Zorlu süreçlerden geçti ama çok şükür ki sağlığına kavuşmuş oldu. Aslında hastalık, evet, sıkıntılı gidebilen bir hastalık ama tek sevincimiz arkadaşlarımızın sağlıklarına kavuşmuş olması. Burada yatmakta olan hastalarımız da birçoğunun sağlık durumu gerçekten iyi. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir şekilde hastalarımıza bakılıyor. İstanbul'un en çok hasta kabul eden hastanelerinden de birisi bu açıdan biziz. Tabii ki çok zorlu bir süreç oldu bizim için. Koronavirüs ülkemize daha gelmeden biz burada önlemlerimizi aldık. Ve en başından beri çok yoğun bir şekilde çalışma temposu içerisine girdik. Ne yazık ki bu hastalık beni de yakaladı. Ama çok şükür hafif bir şekilde atlattım ve görevimin başına tekrar döndüm. Bu yüzden çok mutluyum. Ne kadar süre hastanede tedavi gördünüz? 4 gün boyunca hastanede kaldım. Devamında evde karantina sürecimi tamamladım. Ve tekrar yapılan testlerde negatif olunca görevimin başına geri döndüm. Ne zaman döndünüz görevinizin başına? Görevimin başına geçen hafta döndüm. Dönmeden önce tabii ki de plazma bağışında bulundum ve bu yüzden çok gururluyum. Hem koronavirüsle mücadelede birçok cephede savaştığımı düşünüyorum. Hem hastalarımızı iyileştirmek için hem bizzat koronavirüsle hasta olarak savaştım ve en sonunda da plazma bağışıyla çok saygıdeğer bir meslektaşıma yardımcı oldum. Umarım o da en kısa zamanda iyileşir. Ben de ilk klinik kurulduğunda orada görev alan hemşireyim. 15-20 gün sonra maalesef ben de hastalığa yakalandım ama çok iyi atlattığımı düşünüyorum. 6 gün boyunca hastanede yattım. Umarım herkes ayakta bu şekilde bizim gibi atlatır. Çok teşekkür ederim. Siz de yeniden çalışmaya başladınız. Maalesef şu an 12. günümdeyim. Tekrar test yapılacak. 2 defa negatif çıkarsam başlayacağım ve plazma bağışlamayı çok istiyorum. Umarım. Merhaba, ben de çok meşakkatli bir süreç geçirdim ama başhekimimiz olmak üzere sağlık personelimizin üstün gayretleriyle şifaya nihayetine kavuştum. Bayağı bir sıkıntılar yaşadık ama sağ olsunlar. Sağlık personelimiz yeterince iyi davranaraktan ve her türlü tedaviyi uygulayaraktan tedavi olmamı başardı. Hepsine çok teşekkür ederim. Benim yaklaşık 14 gündür devam ediyordu. Bugün sona erdi inşallah. Bugün taburcu olma. Çok geçmiş olsun size. Hak ettim. Çok teşekkür ederim. Evet, Sultan Abdülhamit Han Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık personeli, doktor ve hemşireler koronavirüs tedavisi gördükten sonra bugün taburcu olan çalışmalarına kavuşmuş bir şekilde burada olmaya başladı. Ve aynı zamanda plazma bağışı da yaptı kendisi. Arkadaş. İyileştikten sonra diyoruz. Thank you.
tamam olarak yaklaşık. Olursanız ne kadar az muhatap olursanız o kadar iyi. O yüzden çok bu işlere şey yapmak istemiyoruz. Ama inşallah bu işler geç. Bir kişi daha vardı. Bir hanımefendi daha vardı. Sağ olun. Şu arka tarafı biraz açalım. Aynen karıştırdınız. O an bir şey değil. Evet. Şöyle alalım. Zaten onu takip ediyor. Benim böyle. Oğlum var ya, aradım 4 Ama bir oğlum sohbet mi ediyorsunuz? Hayır, sen bir oğlumla mı sohbet edeceğiz? Onlar bizi duymuyorlar. Bir oğlum şu anda otokoyu elime otokoyu filmden diye bağırıyor.